yaşasın, cennetle şereflendirsin. Sağlıkçıların konumu çok önemli. Ben defalar söyledim. Onlara acil servislerde özellikle, acil servisler çok stresli bir yerdir. En tehlikeli yer acil servislerdir. Acil servislerde doktorlar için sığınma odaları yapılsın. Yani sığınak. Nasıl mesela? 4 metreye 4 metre ya da 3 metreye 3 metre. Bir sığınak. Kurşun geçirmez, bomba işlemez, sökülmez çelik kapı. İçeri girdiklerinde penceresi cam olmayacak, dışarıdan oksijen gelecek, hava gelecek. Ve geçit de olacak başka bir yere. Yani güvenli bir yere geçit olacak. Başka mesela sokağa doğru bir açılım da olabilir. İstese oradan çıkıp gidebileceği gibi. İkincisi, mutlaka özel harekat polisi bulunsun. İki tane. Acilin kapısında. Kardeşim, mafyası geliyor, iti kopu gelir, hepsi geliyor. İyi insan geliyor, kötü insan geliyor. Dürüst insan geliyor, hırsızı geliyor, soyguncusu geliyor. Ve çatışmaya girmiş bir hırsız. Arkadaşı da geliyor onun yanında. Mesela terörist çatışmaya girmiş. Onun yanında onun avanesi de geliyor. Yani bu çok tehlikeli bir şey doktor için. Onlarla mı uğraşacak doktor? Bir kere acil serviste doktorlara ayrıca silah da verilsin. Yani beylik silah. Sadece orada kullanmaları için. Doktorlara mahsus beylik silah. Belinde üstünde taşısın. Yani bunda bir şey yok. Efendim, sığınma odası da son derece önemli. Bir olay olduğunda hemen oraya geçerler. Kapıyı kilitlerler. Ve özel harekat polisi, iki polis de bulunsun. Çünkü güvenlik memurları falan olay yerinde etkili olmuyorlar benim gördüğüm. Gelenler onlara da saldırıyor. Bu nasıl iştir ben anlamadım. Çok çekingen davranıyorlar. Evet, dinliyorum.